Merhaba sayın veliler, sevgili çocuklar. Bugün size güneş ve ay tutulmalarını model ve üzerinden göstereceğim. Yani deneyini yapmış olacağım aynı zamanda. Konuya başlamadan önce ufak tefek bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz dünyamızın ışık kaynağı güneştir. Ve dünyamız ay ile birlikte burada da gördüğünüz gibi güneşin etrafında dolanma hareketi yapmaktadır. Dünyamız bu hareketi bir yılda tamamlıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda ay da dünyanın etrafında bir dolanma hareketi yapmaktadır. Dolayısıyla ikisi beraber bu şekilde güneşin etrafında hem de ayda bizim dünyamız etrafında bu şekilde dönme hareketleri yapıyorlar. Yani dünyanın güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi, ayın dünya etrafında yaptığı hareket dolanma hareketi. Bu dolanma hareketlerinden dolayı zaman zaman güneş, dünya, ay aynı çizgi üzerinde, böyle aynı doğrultu üzerinde olabiliyor. Tesbih taneleri gibi bu şekilde ya da bu şekilde olabiliyorlar. İşte bu aynı doğrultu üzerinde bulunmaları sayesinde yılın belli dönemlerinde güneş ve ay tutulmaları gerçekleşiyor. Normalde diyeceksiniz ki ay dünyanın etrafında ayda bir turunu tamamlıyor. Niye her seferinde böyle olmuyor? Bu modelimizde göremediğimiz bir durum var. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketini yaptığı eksen 5 derecelik bir açıya sahip. Dolayısıyla tam 90 derecelik dik konuma her zaman gelemiyorlar. Bunlar yılda birkaç kez olabilen, gerçekleşen durumlar. Bunu da şuradaki buradaki gösterim çizim üzerinden de kabaca göstermeye çalışacağım. Güneş ile dünya ay aynı doğrultuda ama ay dünya ile güneşin arasına girdiğinde dünyanın ayın gölgesinin düştüğü belli bir noktası güneş ışığını alamıyor. Orada güneşe baktığımızda ayın gölgesini görüyoruz. Ayı görüyoruz aslında, daha doğrusu ayın gölgesi dünyaya düşmüş gibi oluyor. Ama gördüğünüz gibi dünyada çok dar, kısıtlı bir noktada gerçekleşen bir durum. Bu işte bu aslında güneş tutulması oluyor. Çünkü kimin görüşü, kimin görünmesi gerçekleşmiyor? Güneş görünmüyor. Dolayısıyla bu güneş tutulması oluyor. Aynı şekilde tam tersi, bu sefer dünya güneş ile ayın arasına girerse ay hiç ışık alamıyor ve aydan güneş görünmediği için, ay karanlık olduğu için bu da ay tutulması adını alıyor. Güneş tutulması, ay tutulması bu şekilde. Bunu şimdi bir de deneyle modelimiz üzerinden göstereceğiz. Şimdi normalde güneş ışık kaynağımız ama bu modelimizdeki güneş ışık vermediği için onu yerinden çıkartacağım ve onun yerine bir ışık kaynağı koyacağım. Bakınız bu telefonumuzun ışık kaynağı güneşin ışığını temsil ediyor. Şimdi aynı çizgi üzerindeler, aynı doğrultudalar ve buradan gördüğünüz üzere ışığın bir kısmı beyaz renkli olan ay tarafından engellendiği için dünyanın belli bir bölümüne ayın gölgesi düşüyor. Ve burası karanlık oluyor gündüz vakti bile olsa. Gündüz vakti karanlık oluyor daha doğrusu. Ve o bölgedeki insanlar güneşin bulunduğu yere baktığında ayı görüyorlar. Güneşi göremiyorlar. Çok enteresan bir olay. Bunu ben de 2006'daki Ordu'da görünebilen güneş tutulmasına gitmiştim. Gerçekten çok enteresandı. Kapkaranlık oluyor hava gündüz vakti bir anda. Bu güneş tutulmasını temsil ediyor. Ayı dünyanın arkasına aldığımızda ise burada gördüğünüz gibi güneşin ışığı aya hiç ulaşamadığı için burada da ay tutulması gerçekleşiyor. Biz dünyadan baktığımızda, şuradaki insanlar aya baktığında ay hiç ışık almadığı için ayı göremiyorlar. Bu da ay tutulması oluyor ve bu doğa fenomenleri yılda birkaç kez tekrarlanabilen, gerçekten izlemesi enteresan ve önemli, bilimsel olarak önemli olan olaylardır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah daha başka zamanlarda, başka deneylerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.